Hayırlı akşamlar çok kıymetli izleyiciler. Bizi sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Habibi Edip aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sayısız ve sonsuz tazimlerimizi arz ediyoruz. Rabbim vasıl eylesin inşallah. Malumunuz olduğu üzere 3 aylar içerisindeyiz ve kandillerin yoğunlukta geldiği bir zaman dilimi. Önümüzdeki pazar günü de inşallah Miraç kandilini idrak edeceğiz. Miracı ve İsra'yı bize biraz açsınlar diye İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlerimizden Bekir Özkızıl hocamızı davet ettik. Hocam kırmadılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii programımızın başında 3 ayların da Miraç gecenizin de şimdiden hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Hocam isterseniz önce İsra ve Miracı kelime manası olarak, gelişimi olarak bize bir açarsanız ondan sonra inşallah onun içerisindeki mesajları falan alalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Evet değerli seyirciler, hepiniz programımıza hoş geldiniz. İdrak edeceğimiz Miraç kandili hepimiz için Vuslat TV özelinde bütün Müslüman kardeşlerimize, bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnşallah. Bu arada teşekkür ediyoruz. Vuslat TV arada bir biz ilahiyat hocalarını çağırıp görüşlerimizi de soruyor. Tabii kendim için sadece söylemek doğru değil ama ilahiyat hocalarımızın sonuçta bu işin ehli olan, bu işi bilen insanlar. Dolayısıyla böyle işin ehli hocaları çağırıp dini konularda bilgi halkımızı aydınlatan, halkımıza bilgi vermeye vesile olan Vuslat TV'ye de bu güzel programlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, şimdi tabii İsra ve Miraç diye aslında iki ayrı konu var. Bizim halkımız arasında genellikle Miraç olarak sadece değerlendirilmiştir. Halkımız İsra ile Miraç kıyaslandığında Miraç'a sanki daha fazla bir anlam yüklediği için belki bu zaman içerisinde daha çok halkın aklında kalmasına vesile olmuş. Ama aslında İsra ve Miraç kelimeleri birbirinden ayrı. Şöyle başlayalım. Önce İsra'dan başlayalım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 17. sure 15. cüzün İlk suresi İsra suresi. İsra. Yani Peygamber Efendimizin İsra'ya çıkışını ve İsra'ya gidişini bize hatırlatan bir sure. Bu sure de şöyle başlıyor. Estaizu billah. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescidi haramdan mescidi aksaya geceleyin kulunu yürüten Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Dolayısıyla İsra konusu dediğimizde Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Mekke'den veya daha özel bir deyimle Mescid-i Haram'dan Kudüs'e, peygamberler şehri Kudüs'e bir gecede ansızın götürülmesi olayını kastediyoruz. Zaten ayetin üçüncü kelimesi esra diyor. Esra ne demek? Bizim halkımızda hani esra ismi veriliyor ya. Esra ismi de buradan geliyor. Esra demek geceleyin yürütmek. Yani birisinin kendi imkanıyla yürümesi değil de başka bir varlık, başka bir kişi tarafından yürütülmesi. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin sanki kendi iradesi dışında Allah-u Teala'nın izniyle burağa binip bir anda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişine biz İsra diyoruz. Yani işin teknik olarak böyle bir zaten şey. Zaten bu tarifi Allah yapıyor. Evet, yani bu tarifi zaten temelde bize veren Allah'tır. Bi'abdihi diyor, mesela kulu, kulunu yürüten. Yani kuldan kasıt işte Peygamber Efendimizin yine en büyük özelliği nedir? Allah'ın kulu, abduhu ve rasuluhu diye olduğu gibi
Dolayısıyla buradaki Abduhu'dan yola çıkarak Peygamber Efendimizin İsra hadisesinin ve Miraç hadisesinin nasıl gerçekleştiğine dair tartışmalar yapılmış. Biz oraya şimdilik girmeyelim. Miraç nedir peki değerli dinleyenlerimiz, değerli seyircilerimiz? Miraç ise Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa'dan 7 kat göğü gezmesi ve bu 7 kat göğü gezdikten sonra Sidretül Münteha'ya varması ve tabi bunu fiziki olarak değil de temsili olarak veya sembolik olarak Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması, bu ise Miraç olarak değerlendiriliyor. Miraç da kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Me'ariç suresi var. Evet, Me'ariç ne demek? Miraç'ın çoğulu. Kelime olarak merdivenler demek. Yani buradan da şöyle bir mana çıkarmış. İşte göğün katmanlarını teker teker aşarak manevi yönden Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması ve ondan bazı mesajlar, bazı hediyeler alması anlamında biz Miraç diyoruz. Peki böyle bir olay niye gerçekleşti? Bir de ne zaman gerçekleşti? Bu ondan önce şunu söylesem hocam. Yani bu sizin dediğiniz gece yürüyüşü ve Rabbimizin katına uruç etmesi hadisesine, evet, yani İsra ve Miraç hadisesine inanıp inanmamada bir muhtariyet var mı? Yani, bir kişi ben bunu kafam almıyor, böyle bir şey ben yani anlam veremiyorum, nasıl olur derse, bundan dolayı da reddeder, reddetmese bile ne, yani anlayamadığı için, evet, bir yere oturtamıyorsa ne olacak? Yani ehli sünnet alimleri İsra ve Miraç hadisesinin imani boyutunun olduğunu kabul etmişlerdir. İttifakla, ihtilafsız olarak. Bir de İsra zaten kelime olarak dediğimiz gibi Kur'an'da da geçiyor. Dolayısıyla Kur'an'da geçen, açıkça geçen bir hususa inanmamak itikadi açıdan biraz tehlikelidir. Burada mesela niye insanlar benim aklım almıyor diyebilir. Ama burada biz yani her şeyi kendi ölçülerimiz içinde düşünüyoruz. Ya ben buradan bir anda işte atıyorum Paris'e gidemeyeceğime göre, İşte peygamber nasıl oldu da bir anda Mekke'den Kudüs'e gitti diye bir soru soruluyor. Fakat biz burada Allah-u Teala'nın gücünü, kudretini genellikle ihmal ediyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayın sabahında geldi, Kabe'de durdu. Kabe'de müşrikler topluluğuna dedi ki, ben geceleyin dedi Kudüs'e gittim, Mescid-i Aksa'ya gittim. Ve orada peygamberlere namaz kıldırdım. Onların ruhaniyetine 2 rekat namaz kıldırdım diye bunu anlatınca müşriklerin akıllar bunu almadı. Ve kimileri alkış çaldı, kimileri ıslık çaldı. Böyle bir velvele kopardılar ki bu olayı herkes duysun. Yani niye? Çünkü onların mantığına göre, onların aklına göre de böyle bir olay. Bir gece işte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmek imkansız. Çünkü onlar daha önce çok defalar gitmişlerdi. Deve veya at şeyiyle bir ay gidiş, bir ay geliş en azından oluyordu. Peygamber de gitmemişti Hazreti Muhammed. Peygamber de daha önce böyle bir durum yaşamamıştı. Dolayısıyla akıllarına sığıştıramadılar. Ve Hazreti Peygamber'e İşte madem ki gittin, orada ne vardı, yolda ne gördün diye sorular sormaya başladılar. Caminin fiziki yapısı. Peygamber Efendimiz dedik işte yolda kervan vardı, şöyle gidiyordu. İşte Mescid-i Aksa şöyleydi, böyleydi diye de tarif etti. Baktı ki işte Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam ifade ettiği gibi diyor, Cebrail aleyhisselam benle diyor Kudüs arasındaki perdeyi kaldırdı ve sanki bakıyormuşum gibi orayı tarif ettim diyor hepsini. Müşrikler bunun üzerine buna da inanmal istekleri yoktu. Bunun üzerine Müslümanların yanına gittiler. Dediler ki bakın sizin inandığınız adam, peygamber haşa, adam tabirini kullandığımız için. Yani diyor ki ben bir gecede Kudüs'e gidip geldim. Orada peygamberlere namaz kıldırdım. İşte yolda şöyle şöyle olaylar oldu. Siz hala bu peygambere inanacak mısınız? Nitekim ayet-i kerime diyor ki biz bunu fitneten, bir imtihan vesilesi kıldık. Yani imanı hakiki olanlarla imanı zayıf olanların ayırt edici bir özellik olarak bu olayı yaşattık diyor.
Ve sonunda Hazreti Ebubekir'e gittiler. Hazreti Ebubekir'e dediler ki, senin arkadaşın diyor ki ben bu gece Kudüs'e gittim, oradan geri geldim. Hala da inanacak mısın? Hazreti Ebubekir'in söylediği cümle çok manidar. Dedi ki, o mu söylüyor? Evet dediler, o söylüyor. O söylüyorsa doğrudur dedi. Niye dediler, sen nasıl bu kanaate verdin? Dedi, bundan daha büyük şeylere ben inandım. Hı hı. Yani Allah'ın 7 kat göğünü aşıp Cebrail Aleyhisselam'ı ona her gün göndermesini, her zaman göndermesini, 7 kat gökten vahiy getirmesini, meleklerle konuşması, daha çok büyük şeyler gördüm. Ben bunlara inandıysam, peygamberin bir gecede buradan oraya gidip gelmesine niye inanmayayım diye onlara mantıklı olanı söyledi. Ama yine de inanmak istemediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'ya o tasdikinden dolayı bakın. O tasdikinden dolayı dediler ki artık Sıddık ismi verildi. Ebubekir Sıddık işte tarifi de lakabı da bu olay neticesinde Hazreti Ebubekir'e verildi. Dolayısıyla günümüz insanı da zaman zaman şey yapabilir. Yani işte bu aklımıza yatmıyor diyebilir. Ama şimdi yani peygamberlere bazı fiziki imkanları peygamberler önünde şey yapılmıştır yani bu tarihte vardır. Mesela Hazreti Süleyman'ın emrine rüzgarlar verilmiş. İşte Hazreti Davud Aleyhisselam demiri eritmiş. Mesela hastaları iyileştirmiş. Yani Hazreti İsa işte çamurdan yaptığı kuşa üflemiş, kuş canlanmış. Ölümcül hastalar Hazreti İsa'ya gelmiş, dua etmiş, iyileşmiş. Dolayısıyla Allah-u Teala aslında 2 tane şey var. Bir normal genel geçer kurallar var. Yani tabiat kuralları dediğimiz bazı kurallar var. Bunlar bizler için sanki zorunluymuş gibi geliyor. Ama Allah-u Teala zaman zaman ne yapıyor? Bu kuralları kendi iradesi ve kudreti dahilinde ne yapıyor? Değiştirebiliyor yani veya farklı bir boyutunu hatta insanlara gösterebiliyor. Bu İsra Miraç hadisesi de böyle bir olaydır. Yani bize göre nasıl fiziki anlamda bir insan uçakla işte çok uzun bir mesafeyi kısa sürede gidebiliyorsa Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e de Burak, şimdi Burak kelimesi de mesela önemli bir kelime. Hı hı. Burak Berk'ten geliyor. Berk kelimesi Arapça'da şimşek demek. Yani hı. Şimşek hızı diye bir hız var değil mi? Fiziki alemde. Dolayısıyla Allah-u Teala sanki şimşek hızıyla peygamberi oraya götürmüş ve tekrar bindiği hayvanın isminden yola çıkarak Burak kelimesinin kökü anlamda söyleyelim ve tekrar geri getirmiştir. Peki bunlar niçin yapmıştır veya bunun hikmeti nedir? Gerçekleşme sebebi neydi? Evet. Yani ortada ne vardı ki? Tabii bunun birkaç tane boyutu var. Yani birincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlara manevi destektir. Çünkü senetül hüzünden mi oluyor? Evet, yani? Hüzün senesinde. Hüzün senesinde gerçekleşiyor. Biraz önce camide de bunu biraz anlattım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar Mekke'de çok zorluklar yaşadı. 3 yıl boykota uğradılar. Bu boykot tam bitti derken bu defa hayatı boyunca ondan hiç desteğini esirgemeyen amcası Ebu Talip vefat etti. Ardından Hazreti Hatice validemiz, yani bütün varlığını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna ve davasına feda eden Peygamber Hazreti Hatice radıyallahu anh'a vefat etti. Ardından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tebliğ yolu açmak üzere Taif'e gitti. Taif'te işte acaba birilerine bir şeyler anlatabilir miyim düşüncesiyle Hazreti Zeyd radıyallahu anhuyla gittiler. Fakat orada da umduklarını bulamadı. Kimse ona inanmadığı gibi taşlandılar. Hakaret gördüler. Evet, hakaret gördüler ve taşlandılar. Ve işte ayakkabılar dolana kadar Peygamber Efendimizin mübarek ayakları kanadı. Mekke'ye geri dönmek istedi. Mekke'de Ebu Talip gibi onu koruyabilecek kimse yok. Başka bir kabilevi duygulardan dolayı başka bir daha Müslüman olmamış birisinin Mut'im bin Adi adında daha müşrik onun referansıyla ancak kendi öz memleketine dönebiliyor.
Mekke'ler diyorlar ki artık sen Mekke'den çıktın, bir daha biz seni almayacağız. Ve böyle hem hüzün yılı, sizin de eklediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi, hem hüzün yılı hem de Müslümanların psikolojik veya fiziki anlamda çok eziyetler, çok işkenceler, sıkıntılar. Yani hem Peygamberimizin şahsi sıkıntılara düçar olması evet. var. Bir de ashabının, Müslüman kimliğine sahip olanların. Şimdi mesela biz yani bugün buradan bunları anlatmak bize böyle çok kolay, basit bir şeymiş gibi görünüyor ama mesela bir Bilal-i Habeşi'yi düşünelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam gözün önünde işte kumlara, çölde sımsıcak kumların üstüne seriliyor. O yetmiyormuş gibi üstüne sımsıcak taşlar konuyor. İşte Yasir ailesi mesela Hazreti Peygamber'in neredeyse gözü önünde şehit ediliyor. Yani çok büyük sıkıntılar, çok büyük musibetler var. Fakat böyle büyük musibetlerin olduğu bir zamanda Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki ben sana başka kapılar açarım. Yani Mekke dediğin, Mekkeliler dediğin çok küçük bir topluluk, çok az bir şey. Kudüs'e seni götürüyorum. Bak orada da peygamberler gelmiş. O peygamberler senin getirdiğin davayı anlatmışlar. Ve çoğunun zaten kabri orada. O yetmedi. Sana bütün göklerin anahtarını veriyorum. Göklere seni çıkarıyorum. Sidretül Münteha'yı dahi aşıp huzuruma getiriyorum. Dolayısıyla şu an içinde bulunduğunuz şartların geçici olduğu, daha büyük şeylerle, daha büyük imkanların, daha büyük fırsatların hem Hazreti Peygamber hem de ileride Müslümanların önüne geleceği, önüne açılacağı şeklinde bir düşünce var. Peki Peygamberimizin böyle bir beklentisi var mı hocam? Bir yani tamam millet bana değer vermiyor, beni eziyor, üzüyor ama Allah bana işte bir mucize gösterecek diye bir beklentisi mi var yoksa tamamen peygamberimize meçhul bir alemden, bir halden Allah'ın bir iltifatıyla hani sürpriz gibi. Evet yani beklentisi olduğuna dair bir bilgi kaynaklarda zikredilmiyor. Ama Müslümanların bir inşiraha ihtiyaçları olduğu kesin yani. Yani umutları da evet, böyle bir şekil açılacağı, değil de Allah. Evet umutların açılacağı. Mesela genellikle şöyle bir ifade var. Niçin Kudüs'e gitti? Yani başka bir yer değil de Kudüs özellikle seçilmesi. İşte bir defa söylediğim gibi Kudüs'te peygamberlerin ruhaniyetleriyle orada görüşmesi ve peygamberlere namaz kıldırması, oradan da ondan sonra göğe çıkarılması hadisesinin hikmetini genellikle insanlar merak ediyorlar. Şimdi orada da aslında bir liderlik şeyi var. Yani liderliğin artık Yahudi ve Hristiyanlardan alınıp artık İslam ümmetine ve İslam ümmetinin şahsına da Hazreti Peygamber'e tevdi edilmesi var. Yani bu olay olduğu zaman belki Müslümanlar yani büyük bir kısmı diyorlardı ki biz bu eziyetler, işkenceler altında yok olup gideceğiz diye düşünürlerken Allah-u Teala adeta diyor ki hayır siz dünyanın lideri olmaya gelmişsiniz. Dünyada önder ümmet, iyiliği evet. emreden, kötülükten, nehyeden ve dünyada sadece dünyada değil belki yeryüzünde ve gökyüzünde yani gönlünüzde olduğu gibi gökyüzünde de belki sizin hakimiyetinizin olacağı şekilde bir ümmet olarak yetiştirileceksiniz. Yani ulusaldan tabii, uluslararasına. Tabii uluslararası üstüne. Bir boyut kazanıyor. Daha önce işte peygamberin arkasında aleyhissalatü vesselam namaz kılması da yani artık bu işin bu önder ümmet, öncü ümmet olma görevi artık sana verildi. Dolayısıyla senin önünde büyük kapılar açılacak. Evet, nitekim bundan kısa bir süre sonra ne oldu? Müslümanlar hicret ettiler. Hicret ettikten sonra Medine'de devlet kurdular. Ve çok kısa sürede Kudüs'e kadar vardılar ve Kudüs fethedildi yani. Yani dolayısıyla biz buradan şöyle bir... O ashab gördü değil mi hocam? Tabii Kudüs, bir kısmı. Hazreti Ömer zamanında Kudüs fethedildi yani. Yani Peygamberimizin evet. Hemen arkadaşlar o müjdelere nail oldu. Evet şimdi... Zaten yani Müslüman veya İslam veya lider demek aslında bir anlamıyla budur. Mesela hicret esnasında bir olay oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hicret ederken Hazreti Ebubekir'le müşrikler başına ödül koymuş. Diyorlar ki kim Muhammed'i ve arkadaşını yakalayıp bize getirirse biz ona 100 tane deve vereceğiz.
Gidiyorlar. Kimse tabii yolu bulamıyor. En son Suraka diye bir kişi peygamberi ve Hazreti Ebubekir'i görüyor. Atıyla yaklaşıyor. Tam yaklaşmaya çalışırken atı çamura batıyor. Çöle batıyor ve kuma gidemiyor. Batıyor, evet, kuma batıyor. Tekrar vazgeçiyor peygamberi takip etmekten. Atı çıkıyor. Tekrar atı o tarafa çevirince tekrar at batıyor. Ondan sonra Hazreti Peygamber'e diyor ki ben diyor bana dua et diyor. Ben şey yapacağım. Yani sana bir zarar vermeyeceğim. Tam tersine müşrikleri başka bir yola göndereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki sana Bizans sarayından gelecek bileziklerin ganimetini sana vereceğiz diyor. Bakın düşünün öldürülmesi için başına ödül konan Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebubekir memleketlerinden ihraç ediliyor, yurtlarından çıkarılıyorlar. Ve onları öldürmeye gelen kişiye diyor ki Bizans devletini ileride Müslümanlar fethedecek ve oradan o saraydan bilezikler gelecek ve bilezikleri sana vereceğiz diyor. Ve rivayetlerde diyor ki hayal yani normalde beşer evet, mantığıyla hayal. Bizim mantığımıza göre bugün yani böyle bir şey nasıl söylendi? Ama Hazreti Peygamber'in işte ileri görüşlü ve Allah-u Teala ona verdiği ilim onu ona söyletiyor yani. Onun için bu İsra ve Miraç hadisesinde bu yönü var aslında. Müslümanların eziyet ve sıkıntıda olduğu bir ortamdan daha iyi bir ortama geçecekleri ve dünyanın hakimiyetinin, dünyada öncü ve önder ümmet olma görevin artık Müslümanlara verileceği anlamına geliyor. Bunun bir yönü de budur diye söyleyebiliriz. Peki hocam, bu İsra, peygamberimizin boyutu, tabii tarihi boyutu biraz uzun sürebilir de, peygamberimizin o dönemindeki kendi şahsına yönelik iltifat görmesi, ashabının o bir inşiraha ermesi hadisesinin yanında bir de bize kadar uzanan mesajları var. Evet. Yani orada kalmayıp tamam onlar inşirah buldu gittiler. Ama bizim Miraç ile İsra ile bağlantımızı kuran tutum, davranışlar var, mesajlar var. Evet. Bunları bize biraz açarsanız hocam. Tabii burada peygamberimiz da gitti. Herhalde eli boş gelmedi yani. Sadece gitti geldi. Tabii yani işin Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam her olayı bizler için bir mesajdır. Yani ayet-i kerimede işte peygambere tabi olursanız Allah'ın sevgisini kazanırsınız. Onu dinlerseniz o ve ma yentiku anil hava hevasından konuşmaz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in başına gelen veya gerçekleştirdiği her olayda elbette Müslümanlar için veya tüm insanlık için, hatta sadece Müslümanlar için de değil, tüm insanlık için bir huzur, bir müjde durumu söz konusu. Bir eğitim söz konusu. Evet. Şimdi tabii burada mesela İsra suresinde, İsra suresinin ilk sayfasını okumayı tavsiye ediyoruz. Aslında değerli dinleyenlerimize, değerli seyircilerimize. Biz genellikle hep İsra konusunda, İsra kelimesinin İsra suresinin ilk ayetiyle yetiniriz. Ama burada aslında şöyle bir durum var. Nasıl ki Hazreti Peygamber Kudüs'e gitti, orada peygamberler ona tabi olduysa, burada da mesela Yahudilerin yaptıkları bozgunculuklar anlatılıyor. Yahudilerin yeryüzünde ifsat yaptıkları, fesat yaptıkları, Müslümanlara, insanlara zulüm ettikleri ve bunun neticesinde İki defa cezalandırıldıkları anlatılıyor. Tarih olarak tabii var yani. Tarih olarak işte Buhtun Nasr döneminde miladi belli bir tarihte. Sonra da daha sonra işte başka bir Fars lideri tarafından Kudüs işgal edilmiş. Ve her iki defasında da şuna dikkat çekiyor. Diyor ki siz bozuldunuz. Allah-u Teala'nın size verdiği görevi yerine getirmediniz. Dolayısıyla başınıza başka devletler musallat ettik. Birisinde Bizans, birisinde de Buhtun Nasr şeyi. Onlar başınıza musallat ettik ve sizi darmadağın ettiler. Mesela bu iki şey neticesinde mesela Medine'de Yahudiler var. Hani Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret edince orada toplumun neredeyse üçte biri teşkil eden Yahudiler var. Bu Yahudiler nereden gelmişler oraya? İşte bu bozgunculuk yapıp da
yabancı ülkelerin onları darmadağın ettiği dönemden kalma. Yani onun cezası olarak oraya göçe tabi tutulmuşlar. Burada İslam ümmetine şöyle bir aslında şey var. Yahudilere bugünkü mesela dünya düzeni açısından çok etkin, çok işte bugün Kudüs'te her istediklerini yapabilecek neredeyse durumdalar. Ama burada Müslümanlara diyor ki bunlar hadlerini aştığında sizin için bir inşirah var. Evet. Yani siz gün gelecek aynen o daha önce Yahudiler nasıl yenildiyse İslam karşısında ya Yahudiler de teslim olacaklar, Müslüman olacaklar ya da onlar Kudüs'te işlemiş oldukları, Mescid-i Aksa'da işlemiş oldukları zulümlerden vazgeçip vazgeçirilecekler. Eğer kendileri vazgeçmezlerse vazgeçirilecekler. Tabii bu daha çok uluslararası planda olan bir şey. Biz bir de burada neye bakmamız lazım? Burada Müslümanlara ne getirilmiş? Yani bireysel olarak Müslümanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi hediyeler, hangi müjdeler getirmiş? Asıl buraya bakmamız lazım. Onu isterseniz hocam bölmeyelim diye bir reklamdan sonra bıraksak affınıza tamam sığınarak. Çünkü zaman reklama doğru gidiyor. Biz bölmeyelim diye bir reklam arası verelim. Tamam hocam. Ondan sonra inşallah bu Miraç'ın bize yönelik, günümüz Müslümanlarına yönelik mesajlarını inşallah açalım. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim. Evet, çok kıymetli izleyiciler. Reklam öncesi hocamıza pardon, şöyle bir soru yöneltmiştik. Miraç ve İsra hadisesinin Efendimizin hayatında yani tarihsel düşünceyle o döneme ait insanlara elbette ki olumlu manada sahabeye, müşriklere de olumsuz manada hayallerini kırdığı bir etki oluşturmuştur. Ama nihayetinde Efendimizin mesajları, Efendimizin başına gelen olaylar veya Peygamberimizin herhangi bir olaydaki tutumu ümmeti için, yani kıyamete kadar gelecek olan bütün inanan insanlar için bir eğitimdir, bir mesajdır, bir ibadet yönü olabilir, olur. Dolayısıyla bu İsra ve Miraç'ta bize bugüne kadar yaşamış olan ve bundan sonraki yaşayacak olan Müslümanlara, Peygamberimizi görmemiş ama ona tabi olmuş olan ehli imana nasıl bir mesaj veriyor? Bu İsra ve Miraç'taki bize yönelik yönünü biraz açarsanız diye sormuştuk. Hocam kaldığımız yerden alalım. Buyurun. Tekrardan merhabalar değerli izleyicilerimiz. Tabii aslında bir kısmını söyledik. Yani bize yönelik olan kısmı şu. Müslüman ne kadar zor şartlar altında olursa olsun Rabbinin kendisiyle beraber olduğunu ve bu zor şartların geçici olduğunu ve muhakkak eğer Rabbinin yolunda ısrar edip devam etmeye çalışırsa Rabbinin ona güzel yollar açacağını dair bir ümittir. Yani bu aslında İsra ve Miraç hadisesinin bizlere temelde bütün insanlığa verdiği temel mesajlardan birisi budur. Yani şöyle düşünelim. O gün de Kudüs Müslümanların elinde değil, eziyet görüyor. Bugün de eziyet görüyor. O gün de Müslümanlar sıkıntıdalar. Bugün de Müslümanlar sıkıntıda. Dolayısıyla Rabbimiz bize diyor ki ben nasıl peygamberi feraha kavuşturduysam, sahabeyi feraha kavuşturduysam sizin de tayburan altını çizelim. Ona tabi olmanız şartıyla sizi de feraha kavuşturacağım. Onun için bir kere yes, ümitsizlik Müslümanın hayatında yoktur. Bir mesaj budur. Diğer bir mesaj, genellikle halkımızın aslında daha çok insana bakan, ferdi olarak insana bakan yönleri de var bu Miraç hadisesinin. Hani diyorlar ya, padişahın huzuruna giden bir adama insanlar der ki ya ne getirdim? Padişah sana bir söz verdi mi? Bizimle ilgili bir şey söyledi mi? Yani bize oradan bir hediye getirdin mi diye sorulur. Tabi manevi olarak Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın huzuruna gitmesi ve oradan döndükten sonra ne getirdiği bizler için önemli. Şimdi birinci hediye, birinci müjde aslında Müslümanlara inşirahı da getirecek olan Peygamber Efendimiz namazı getirmiştir. Hı hı.
Yani birinci şey budur. Ki nitekim namaz daha önce beş vakit namaz. Evet, namaz daha önce de kılınıyordu. Ama beş vakit olarak değil veya işte dört rekat artı iki rekat şeklinde değil. Sabah akşam Müslümanlar Rablerin ile ilişkilerini unutmamak için bir namaz kılıyorlardı. Rükûsu sucudu olan, rekatlar belli olan bir namaz kılıyorlardı. Fakat beş vakit değildi. Allah-u Teala beş vakit olarak Miraç gecesinde peygambere ve Müslümanlara namazı farz kıldı. Hatta işte meşhurdur. Önce 50 vakit farz kılınacaktı. Sonra Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam münacatıyla ya Rabbi ümmetim bu işin altından kalkamayabilir. Bu zor bir durum. Her gün 50 vakit namaz kılmak zor gelebilir ümmetime. Düşüncesiyle Rabbine yalvarması sonucu Allah-u Teala bu namazı bizler için 5 vakte indirmiştir. Bu hadis sahih midir hocam? Sahihtir tabi. Yani şu soru geliyor buna. Araya aslında konuyla alakasız ama bunu söylemişken bir evet. Dokunalım. Allah insana zor geleceğini bilmiyor muydu ki 50 verdi de peygamberimiz böyle bir haşa pazarlığa kalkıştı? Yani bunu pazarlık olarak düşünmemek lazım. Şimdi sonuçta biz İsra kelimesini... Burada neyi gösteriyor İsra'da yani? Da bir abdihi dedik. Bir kulluk boyutu. Kulluk boyutu var. Yani Allah-u Teala mesela diyor ki sizden önceki ümmetlerin başına şöyle şöyle zorluklar geldi. Sizin de başınıza gelebilir. Ama sizin başınıza gelmediği için bu defa ne yapıyor? Bize lütufta bulunmuş oluyor. Dolayısıyla ben size 50 vakit namaz farz kılabilecek durumdayken, yani bunu size farz kılabilirim. Çünkü siz kulsunuz. Kulun görevi nedir? Seyidinin, efendisinin verdiği görevleri yerine getirmek, sorgulamak değildir. Ya da bu çok, bu az demek değildir. Çünkü kuluz yani sonuçta. Ama Allah-u Teala bize bir lütufta bulunduğunu hatırlatmak için böyle bir olay cereyan etmiştir. Peygamberin yani bakın, müşrikliği de devrede evet, mi hocam? Evet, tabii. Peygamber Efendimizin ve işte rivayetlerdeki Hazreti Musa'nın daha önceki ümmetinden tecrübe ettiği durumlar da söz konusu. Ümmetin her zaman zorlanmaması için ve affedilmesi için Allah-u Teala'dan istekte bulunması. Ama Allah-u Teala ne yapıyor burada bize? Diyor ki tamam beş olarak farz kılıyorum ama bereketle geliyor namaz. Size 50 vaktin sevabını veriyorum diyor. Yani dolayısıyla hani bir padişah mesela diyelim ki vergi diyelim veya yükümlülük diyelim. Bir yükümlülük yükleyecekken topluma diyor ki bakın size böyle zor şeyler de yükleyebiliriz diyor. Ama diyor biz size acıdığımız için, size merhamet ettiğimiz için sizi daha hafif yükümlülüklerle muhatap kılıyoruz. Burada teşbih yendiyse. Karşılık olarak. Evet, Allah-u Teala da diyor ki ben size 50 vakit yerine 5 vakti farz kılıyorum ama bunu bir lütuf olarak bilin ve bunu 50 katına kadar da size sevap veriyorum. Şimdi hem bu yönden düşünelim hem de düşünün ki cemaatle kıldığımız zaman bunun 27 kat derecesinin daha çok olduğunu, yani 27 kat daha fazla sevap getirdiğini, namaza hazırlık mesela abdest esnasında her azamızı yıkadığımızda o azamızla işlemiş olduğumuz günahların affedildiğini, mescide giderken her adım attığımızda mescide gittiğimiz için bak niyetimiz, istikametimiz belli olduğu için günahımızın affedildiğini, işte gün evimizin önünde akan bir nehir gibi günde 5 defa o nehirden yıkanarak hem maddi olarak abdest yönden düşünelim hem de manevi bütün kötülüklerden, pisliklerden, günahlardan arınma vesilesi kılmıştır. Nitekim ayet-i kerimelerde de bu var. Yani Allah-u Teala mesela ne diyor? Namazla yardım dileyin diyor bakın. Ne dedik? Mesaj ne? Mesaj, yani bize gelen birinci mesaj budur. Eğer siz benim farz kıldığım namazı hakkıyla yerine getirirseniz siz de bu zorluklardan kurtulacaksınız. Günahlardan temizleneceksiniz. Dünyada da alnınız ak olacak. Ahirette de abdest azalarının ve secde yerlerinin aynen belli olduğu hadis-i şerifte geçtiği gibi ne olacak? Bütün ümmetler içinde bir belirgin alamet olacak. Dolayısıyla birinci hediye tekrar özetlersek namazdır.
Nitekim Peygamber Efendimiz ne diyor? Mesela zorda kaldığı zaman diyor ki erihna ya Bilal, bizi namazla ferahlat diyor. Bakın inşirahın bir yolu odur. İkinci bir şey, Peygamber Efendimizin Miraç'tan hediye olarak getirdiği aslında duadır. Yani duanın önemi, duanın ehemmiyeti ve Rabbimizle, zaten ibadet neydi? Rabbimizle irtibat halinde olmak, Rabbimizi unutmamak. Rabbimizle irtibatımız devam ettiği müddetçe Rabbimizin bizi yalnız bırakmayacağı. Eynema tekunu ve huve ma'akum. Nerede olursan Allah verdir. Ama bu duayı da bize Allah-u Teala toparlamış. Nerede? Amener Resulü'de. Bakın Amener Resulü yani Bakara Suresi'nin, evet, Bakara Suresinin son iki ayeti. İşte hocalarımızın yatsı namazlarından sonra çoğunlukla okuduğu iki ayet. Bu da duanın özetidir yani. Ve hadis-i şerifte geçtiği gibi kim her gece onu okursa kefetahu diyor. Ona yeterlidir. Yani dua olarak o kişiye yeterlidir. Dolayısıyla hem duayı bize öğretmiş olması hem de o duanın bizzat kelimelerinin Allah-u Teala'nın vahyi tarafından bizlere bildirilmiş olması ve bu duanın kapsamının çok geniş olması. Mesela ve'afu anna, ve'afir lena, ve'erhamna, bakın bizi affet, bizi mağfiret et, bize merhamet et. Ente Mevlana. Ente Mevlana. Sen Efendimiz, Seyyidimiz, Rabbimizsin. Fansurna alel kavmil kafirin. Bakın kafirleri de unutmuyor. Yani Müslümanların kafirlerle bir mücadele, bir mücahede içinde oldukları. Dolayısıyla Allah'ın... Burada peygamberler amener rasulü. Evet. Yani peygamberler arasını ayırmaya çalışan, işte biz üstünüz, siz üstünde, bu iddialarda olanlara da evet, bir cevap var tabii. Müslümanın tutumundaki bir cevap. Tabii yani, yani burada da la nüferriku beyne ahadim minhum. Onların hiçbirini, evet, peygamberlerin hiçbirisinin arasını biz ayırt etmeyiz. Dolayısıyla hepsine iman ederiz. Cümlesiyle de zaten bir evrensellik, bir bütüncüllük söz konusu. Ama dediğim gibi o kısmı da unutmamak lazım. Yani Müslümanların zor durumda olabileceği ama Allah'ın yardımıyla bu zor durumlardan kurtulabilecekleri şeklinde Allah-u Teala bize dua öğretmiştir. Dolayısıyla mesela biz bir duayı ederken ne diyoruz? Mesela Peygamber Efendimiz etmişse o duayı daha makbul oluyor. Daha önceki peygamberler etmişse daha makbul. Mesela ne diyoruz? İşte Hazreti Yunus'un duası, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası, Hazreti Yakub'un duası vesaire, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın duası. Ama şunu düşünmek lazım. Yani dua ettiğimizde bu kelimeleri benden önce öyle mübarek bir zat kullanmış ki Allah-u Teala o kelimelerle onun duasını kabul etmiş. Dolayısıyla bu bilinç, bu şuurda olduğumuzda o zaman duamızın kabul olma ihtimali, kabul olma durumu daha da fazla olacak. Onun için ikinci hediye ne dedik? Duadır. Ve onun özelinde de amenna Resulü. Dua etmeye teşvik ediyor. Evet, hem de model olarak. Duayı model olarak, rol olarak bize Peygamber Efendimiz bu gecede bir daha öğretmiş oluyor. Üçüncü bir şey, aslında en büyük müjdelerden birisi de budur. Efendimizin ümmetinden tevhid üzere ölen, yani şirk koşmayan, tevhid üzere olan insanların, Müslümanların cennete gireceğine dair Peygamber Efendimiz'e müjde verilmiş olması. Bu da aslında önemli bir şey. Yani evet, biz diyoruz ki Müslümanlar cennete girer ama hiçbirimizin cennete girme garantisi olmadığı için biz elimizden geldiği kadar tevhid üzere yaşamaya çalışırız. Yani bunu sadece bir kelime söylemek şeklinde de anlamamak lazım. Tevhid üzerine yaşamaya çalışırız ve tevhid üzerine bir Müslüman öldüğünde de Allah-u Teala onu cennetine sokacağını söylüyor. Yani günahları vardır, affeder veya azabı hafifletir, ondan sonra cennete girer. Bu şekilde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'le bu üç tane müjdeyi bizlere bildirmiştir. Birincisi namaz, özetlersek dua amener Resulü özelinde. Üçüncüsü de şirk koşmayanların ne olması? Cennete girmeleri. Evet. Peki hocam, bu dua kısmına bir vurgu yapalım. Dua Allah'ın yanında bizim değerimizi ortaya koyan bir tutum. Rabıtamız, bağlantımız. Bu
duanız olmasın size ne diye değer vereyim diyor Allah. Peki biz bu kadar dua eden bir ümmetiz. Yani yeryüzünün her kara parçasında varız, her kıtasında varız. Ve özellikle mesela bu gecelerde, bu üç aylarda, kandil gecelerinde, cuma gecelerinde biraz daha uzak kalanlar da bu duaya dönüyor, yöneliyor. Dua fiiliyatın içerisine bir şekilde giriyorlar. Bu kadar dua edenler varken, biz bu kadar dua ediyorken kendimiz için istiyoruz, ümmet için istiyoruz. Yani ne kendimize bir değişiklik görebiliyoruz, ne de ümmetteki bir sıkıntının izole olduğuna şahit oluyoruz. Veya olamıyor muyuz, var mı yani? Ne oluyor, nerede biz eksik bırakıyoruz? Evet. Şimdi bir kısa anlatayım ben. Abdurrahman Ateş hocamızdan dinlemiştim. Nakilli, evet. Evet. Allah selamet versin. Allah selamet versin, Allah şifalar versin tekrardan. Amin. Şimdi Haccac-ı Zalim diye bir tarihte meşhur bir adam var. Bu Basra'ya vali olarak tayin ediliyor. Fakat önceden araştırıyor. O şehirde kim var, ne yapıyor? Bunu adeta istihbaratını yapıyor. Ve orada ona şöyle bir şey diyorlar. Diyorlar ki orada bir alim var. Onun ettiği dua reddolunmaz. Yani duaları kabul oluyor. Ve eğer oraya gelen vali zulmederse o vali aleyhine beddua ediyor, vali ölüyor. Tabi Haccac da zalim, kendisinin ne olduğunu biliyor. Oraya gider gitmez bir yemek tertip ediyor ve bütün herkesi davet ediyor. O alim de tabi davet ediyor. Ondan sonra herkes yiyor. Herkes yedikten sonra Haccac diyor ki rahatladım diyor. Niye? Diyor çünkü herkese haram yedirdim diyor. Dolayısıyla hoca da yedi. Hoca da yedi. Dolayısıyla haram yiyen bir adamın duası artık. Demek Haccac biliyor bu işleri. Yani. Evet, yani işi biliyor Haccac tabii. Müslüman değil mi hocam? Tabii yani Müslüman olduğunu kabul ediyor yani. Müslüman olduğunu iddia ediyor. Müslüman olduğunu düşünelim yine de biz. Çünkü bilmiyoruz yani. Zalimdir ama. Zalim olduğu kesin ama imanlı. Küfür üzere gitti mi gitmedi mi o kısmı bilmiyorum. Ama tabii bu onun işlediği zulümlerden tebriğe etmek. Çünkü bu konu yanlış anlaşılabiliyor. Onu işte işlediği suçlardan, zulümlerden masum göstermek anlamında değildir. Ama biz temel ilke olarak ben Müslümanım diyen hiç kimseye biz... Aleni bir şeysi yoksa kafirsin. Kafir demeyiz yani. Ama dolayısıyla biz tekrar dönelim duaya. Duanın kabul olması için bazı şartlar var. Mesela bu şartlardan birisi helal lokma diyorlar. İkincisi işte huşu ve huzur. Samimiyet. Bir de bizim ihmal ettiğimiz bir şey, duanın zamanı vardır. Yani Allah-u Teala mesela diyelim ki Yunus Aleyhisselam hemen dua eder etmez acaba affedildi mi? Bir müddet dua ediyor, ondan sonra kurtarılıyor. Veya Eyüp Aleyhisselam bir müddet dua ediyor, daha sonra hastalıktan şifa buluyor. Adem Aleyhisselam yine bazı rivayetlerde tam şey olmakla beraber işte 100 yıl falan dua ettiği şeklinde rivayetler var. Dolayısıyla yani biz duanın bir şey değiştirmediği değil de duanın da bir zamanı olduğunu düşünelim. Ki nitekim toplumsal hayatta da bireysel hayatta da insanlar çoğunlukla bir tekamül içinde oldukları görülüyor. Ve ettiğimiz duaların da inşallah kabul olduğunu düşünerek dua etmek lazım. Yani ya Hazreti Ömer'in deyimiyle bu dünyada fiziki açık bir sonucunu görmezsek bile o duayı ettiğimiz için ahirette Allah-u Teala bize sevap verecektir. Dolayısıyla kabul olmayan dua yoktur demeyelim. Zamana bırakılan veya karşılığı bazen ahirette bırakılan dualar da olduğunu bilelim yani. Evet. Peki hocam bu geceyi ihya etme biçimi. Yani ben yarın Miraç gecesini kavuştum, idrak ettim. Ve o geceyi sabahında ben bu geceyi kutladım. Oh! İyi bir iş yaptım, bu ne mutlu bana diyebilmek için ne yapmak lazım? Evet, tabii asıl... Bu rahatlığa ermeyi uman bir adama nasıl bir yol göstereceğiz? Evet, bizi aslında ilgilendiren asıl kısım bu. Yani bu mübarek geceleri ihya etme. Mesela Peygamber Efendimiz'in işte yakında Ramazan geldiğinde yine bu hadis-i şerifleri hatırlayacağız. İşte kim Ramazan'ı Allah rızasını gözeterek tutarsa, kim teravih namazını
Allah'ın rızasını gözeterek tutarsa, kim Kadir gecesini Allah'ın rızasını umarak ihya ederse şeklinde hadis-i şerifler var ve ayet-i kerimelerde de buna dair ipuçları var. Dolayısıyla biz bu geceleri ihya etmeliyiz. Nasıl? Evet, ihya etmeliyiz. Yani bu geceye özel bir dua, özel bir namaz var mı? Söylediği gibi işte bu gece de sıradan bir gecedir şeklinde değil. Bu gecelere özel bir anlam yüklemeliyiz. Yani bu gecelerde daha fazla ibadet etmeliyiz. Genellikle her gece, her kandil gecesinde bazen programlarda söyleniyor. İşte kim bu gece 100 rekat namaz kılarsa, bu 100 rekat namazda Fatiha, işte İhlas, Kafirun gibi sureler okursa gibi bazen böyle asılda olmayan, usulde olmayan bazı şeyler söylenir. Yani bir kere böyle bir rivayet olmadığını bilelim. Yani hiçbir geceyle ilgili Peygamber Efendimizin işte 100 rekat namaz kılın, bu 100 rekat namazda da şunları şunları okuyun diye sahih bir rivayet olmadığını bilelim. Ama Müslümanın gece ihya etmesinin asgari ölçüsü var. Bir de daha azami ölçüleri var. Mesela asgari ölçüsü bütün geceler için geçerli olan şudur. Yatsı namazını, Peygamber Efendimiz ne diyor? Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin diğer kalan yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Dolayısıyla asgari ihya nedir? Yatsı her gece için, sadece bu gece için demiyoruz. Bakın buranın altını çizelim. Her gece için asgari yatsı ve sabah namazlarını camide cemaatle kılmaktır. Nitekim biliyorsunuz Müslümanla münafık ayrıdan özelliklerden birisi de neydi? İşte yatsı namazını ve sabah namazlarını cemaate gelmemeleri diye hadis-i şeriflerde zikredilmiştir. Bunun dışında ne yapabiliriz? Bunun dışında bir kere tevbe istiğfar etmeliyiz. Yani tevbe istiğfar Müslümanın bütün zamanlarında olması gereken bir husustur. Ama bu gecelerde daha fazla tevbe istiğfar etmeliyiz. Yatsı ve sabah namazına ek olarak mesela gece namazı kılabiliriz. Gece namazı kılabiliriz. İkincisi mesela kaza namazlarımız varsa, kaza namazlarımızı bir gün, iki gün, üç günlük, Allah affetsin, aslında Müslümanın kaza namazı olmaması lazım. Ama hasbel kadar olduysa kaza namazları kılabiliriz. Toplumumuzda gelenekselleşen tesbih namazı ya münferit ya cemaatle kılınabilirse, yani geceyi ihya etme biçimlerinden birisi olarak. Gündüzü ihya etme nasıl olacak hocam? Yani, gündüzde de aynı şeyler geçer. Gündüzü öncesi mi sonrası mı? Şimdi tabii sonrasıdır. Bunu bilelim. Yani hicri şeylerde gece önce gece gelir, sonra gündüz gelir. Tabii o günde pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin pazartesi orucu tuttuğu sahih kaynaklarda rivayet olarak bizlere gelmiş. Oruçla geçirebilirsek bu da bir ihya biçimi olarak şeydir. Sıla-i yani, Rahim, hasta ziyareti tabii, veya hayır hasenat. Bütün bu günlerin, bayramların, böyle toplumsal olayların aslında bize kazandırması gereken veya bize kazandırdığı bir husus var. O da toplumda birlik, beraberliği pekiştirmektir. Yani mesela cuma namazının bir önemi, bir özelliği biz belki farkında değiliz. Toplumun birbirini görmesini sağlamak, birbiriyle irtibata geçmesini, birbiriyle ilişkiye geçmesini sağlamak. Dolayısıyla birbirinden haberdar olmasını sağlamaktır. Yani bütün gecelerin, bütün önemli günlerin, bütün önemli bayramların hepsinin temel gerekçelerinden birisi budur. Dolayısıyla günümüzde özellikle bu koronadan sonra Sıla-i Rahim konusunu ihmal ettik. Yani kimi insanlar işte telefonla şuyla buyla Sıla-i Rahim yapmaya çalışıyor ama sadece telefonla değil, yakınımızda olan anne babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, eş dostumuz, bize yakın yani yürüme mesafesinde veya şehir içinde olan gidebileceğimiz insanların yanına bizzat giderek onları ziyaret edebilmek. Yani Sıla-i Rahim'i bu şekilde gerçekleştirebiliriz birinci adım olarak. İkinci adım olarak da bizden uzakta olan, gidemeyeceğimiz, yanına gidemeyeceğimiz insanları da en azından bir telefonla arayıp
hal hatırlarını sormak, mümkünse dualarını almaktır. Tabi duayla inşallah programı bitirmiş olalım. Allah-u Teala bu geceyi gerçekten ihya etmeyi, bu gecede yaptığımız, ettiğimiz duaları kabul etmeyi, Peygamber Efendimizin ve Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayrılmamayı, öbür peygamberlerin yaptığı duaların kabul edildiği gibi bizlerin de duasını kabul etmeyi bu gece hürmetine hepimize nasip eylesin. Milletimizi, memleketimizi bu geceler hürmetine bütün belalardan, musibetlerden muhafaza etsin. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın inşallah. Amin. Hocam ağzınıza sağlık. Biz de Arif Nihat Asya'nın olsa gerek. Gel ya Muhammed, mevsim bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır dediği gibi. Biz de inşallah Efendimizin ruhumuza tesir ettiği, hayatımıza yön verdiği bir yaşantın içerisine bu gece milat edinerek inşallah gireceğiz. Girmeyi Rabbim nasip eylesin. İslam coğrafyasındaki insanlık ailesinin bulunduğu her yerde, her nerede varsa acı, sıkıntı inşallah Rabbim bu gecenin bereketiyle defu ref eylesin. Yani başımızda Ukrayna'da bir sıkıntıya düçar olanlar var. Bizler sıkıntıya düştüğümüz zaman sevinenler var, tepinenler var ama biz imanımız gereği kimsenin acısına sevinmeyiz. Allah oradaki insanlara da kolaylıklar, çıkış kapları versin inşallah. Tekraren İsra ve Miraç geceniz hayırlı olsun, bereketli olsun. Hakkımızda hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Başka bir programda görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar.